Bihan. Yeni kuracağın yuvan senin için hayırlı olsun. Öyleyse beni de tebrik edin. Onunla nişanlanan kişi benim. Ve seni de hediyelerle tebrik edeceğim. İşte bu sizin için. Sizin nişan hediyeleriniz. Bu kadar resmi olmanıza hiç gerek yok. Kesinlikle. Eğer bugün bu anlaşmayı imzalarsanız bu onlar için de bizim için de çok büyük bir hediye olacak. Güvenin bana. Benim için aile işten ve paradan çok önce gelir. Bence insan hayatındaki kişilere değer vermelidir. Yani... Bu yüzden lütfen hediyelerimi kabul edin. Ve yüzük törenini de yapın. Eğer izin verirseniz yüzükleri ben takmak isterim. Ha, neden olmasın? Yüzükleri ver hadi. Tabii. Bihan, yüzüğü alsana oğlum. Bihan. Ne oldu? Senin bu elin çok kötü yaralanmış. Ama yüzüğü bu şekilde takamam ki. Koş anne. Yani şimdi biz nişanlanamayacak mıyız? Gelmeden sizin hakkınızda çok şey duymuştum. Konuşmaktan çok kavga ediyormuşsunuz, öyle mi? Bugün otelin önündeki kafeyi de siz yıktınız, değil mi? Eğer o kadar güçlüyseniz, biraz acıya da katlanabilirsiniz, değil mi? Müstakbel eşiniz için en azından.
Öyleyse tekrar ikinizi de nişanınız için tebrik ederim. Hadi gidelim. Bir dakika. Hanımefendi, siz benim oğlumu nişanladınız. En azından biraz tatlı yiyip öyle gidin, olur mu? Üzgünüm ama hanımefendinin başka bir görüşmesi var. Bu tatlı yemesine engel değil. Sen sussana. Sorun değil. Sonuçta buraya tekrar geleceğim. Anlaşmayı inceledikten sonra size bilgi veririm. Bay Bihan, yeni hayatınızda size mutluluk. Size çok teşekkür ederim Bayan Tapkir. Çok özür dilerim. Aslına bakarsanız siz Tapki'ye gerçekten çok benziyorsunuz. Bu yüzden yanlışlıkla söyledim. Bu seferlik tamam. Ama bundan sonra kesinlikle bir daha bana Tapki demeyin. Bundan nefret ediyorum.